Merhaba mitoloji meraklıları. Hikaye serimizin birinci bölümüne muhtemelen birçoğunuzun bildiği Medusa ile başlamak istedim. Ya da hiç duymadıysanız bile İstanbul'da yere batan sarnıcını ziyaret ettiyseniz mesela sarnıçta kafaları ters ya da yan yatırmış Medusa başlı kolonları görmüşsünüzdür. Mitoloji karakterler çok ve farklı farklı oldukları için dinlerken kaybolmayın diye hikayelerin başında esas karakterleri kısaca tanıtayım ki siz de zihninizde görselleştirip canlandırabilin. Bu hikayemizde 3 ana karakterimiz var. Medusa, Athena ve Poseidon. Şimdi tek tek kısaca bahsedecek olursam, Medusa yılan başlı kadın olarak bilinir. Bakanları taşa çeviren lanetli bakışları vardır. Athena, zeka, sanat, ilham ve barış, daha doğrusu barışa uzanan savaş tanrıçasıdır. Bakireliğin sembollerindendir. Genelde kalkanı ve mızrağı ile resmedilir. Athena'nın koruyucusudur, hatta kent ismini bu tanrıçadan alır. Poseidon, denizler, depremler ve atlar tanrısıdır. Üç dişli yabası en bilinen silahıdır, onunla resmedilir. Bazen belden aşağısı balık olarak da tasvir edilir. Şimdi birçok mitolojik hikayede olduğu gibi Medusa'ya dair de farklı farklı hikayeler var. Bunlardan biri Medusa'nın Gorgonlar, yani dişi canavarlar ailesinden geldiği. Buna göre Gorgonlar çirkin, korkunç canavarlar. Medusa'nın da kendi gibi iki kız kardeşi daha var. Bunların saçlarının yerinde yılanlar, ellerinin yerinde tunç pençeler, kanatları, bakanları taşa döndüren lanetli bakışları vardır. Yalnız gelin görün ki iki kız kardeşi ölümsüz olmasına rağmen Medusa ölümlüdür. Burada hayattaki şansımız eksidir demek istiyorum. Ve sonrasında kahraman Perseus tarafından da öldürülür. Diğer ve aslında daha yaygın bilinen hikayeye göre ise aslında Medusa ilk başta inanılmaz güzel bir kadındır. O kadar güzeldir ki birçok erkek ona aşıktır. Hatta onun güzel mi güzel saçlarının Athena ile bile yarışacağını söylerler. Tabii Athena buna yavaş yavaş içerlenmeye başlar. Ama yine de Medusa tanrıça Athena'ya bağlı bir bakire olarak kalmak ister. Bu yüzden kimseye yüz vermez ve Athena'nın tapınağının rahibelerinden biri olur. Medusa'nın güzelliğini görmeye gelen birçok erkek gibi bir gün denizler tanrısı Poseidon da gelir ve Medusa'ya aşık olur. Ayrıca daha önce bir yarışta Athena yenildiği için ondan da hırsını almak istemektedir. Medusa'nın peşinden koşar ancak Medusa yüz vermeyince Athena'nın tapınağında zorla onunla beraber olur. Athena bunu öğrenince tapınağında kendisine hakaret niteliğinde yapılan bu birlikteliğe çok kızar ve Poseidon gibi güçlü bir tanrıyı cezalandıramayacağı için Medusa'yı cezalandırır. Ah be Athena, gücün Poseidon'a yetmeyince güçsüz hemcinsine saldır, yakıştı mı yani? Medusa suçsuz dahi olsa onun güzel saçlarını yılana ve vücudunu korkunç bir yaratığa çevirir. Artık onunla göz göze gelen herkes taş kesilir. Medusa sonsuz bir yalnızlığa mahkum olmuştur. Başına koyulan ödüller için birçok kişi onu öldürmeye gelir ama başarılı olamazlar. Ancak bir gün kahraman Perseus, Athena'nın da yardımıyla onun kafasını kesmeyi başarır. Yalnız bu sırada Medusa Poseidon'un çocuklarını hamiledir ve Medusa'nın kafası kesilince içinden dev Kriyasor ve bildiğimiz kanatlı at olan Pegasus doğar. Sonrasında Perseus kalkanının üstüne kestiği Medusa başını yerleştirerek giriştiği başka savaşlarda da onu silah olarak kullanır. Çünkü Medusa ölse dahi onun bakışlarını görenler taş kesilmektedir. Hatta Titanların Savaşı filmin afişlerinden birinde Perseus'u elinde kestiği Medusa'nın başıyla görürüz. Daha sonra Perseus'un Medusa'nın kafasını Athena'ya verdiği de söylenir. Bu yüzden bazı sanat eserlerinde de Athena kalkanında Medusa başıyla resmedilir. Size minik bir bilgi. Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu döneminde önemli binalara, binayı kötü niyetli kişilerden korumak amacıyla Medusa kafası heykelleri yerleştirilirmiş. Şimdi kapatırken bir soru. Siz de günlük hayatınızda haksızlığa uğramış Medusalar gördünüz mü? Ya da haksızlık yapan kıskanç Athena'lar? Ya da onlardan biri mi oldunuz bir hemcinsinize karşı? Kadın kadının kurdudur lafı tam Medusa ile Athena'ya kadar dayanıyor mu acaba?